Aramızda, bizim şimdi programlarımızda hayal konuklarımız var. O konuklardan bir tanesi eski sevgilisine dönmek istiyor. Daha doğrusu eski sevgilisi değil herhalde. Durum biraz karışık. 5 sene mi beraberlenmiş? Falan filan. Neyse almayalım onu. Boş ver ya. Devam edelim. Gel gel. Gel bir anlat derdini. Gel bir alkışlar alalım. Ne haber? Hoş geldin. Hoş nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol abim. Ben de iyiyim abim. Allah'ım. Gel. İsim neydi? Mustafa Duruna abi. Mustafa? Duruna. Duruna. Peki. Evet. Mustafa'cığım. Nedir olay abi? Bize başvuruda bulunmuşsun. Ya ayrıldık. Ben de bir şiir yazmıştım. Onu okumak istiyordum. Bir dakika. Istiyordum. Kaç sene? Ne kadar zaman beraberdiniz? 5 yıl falan. 5 yıl beraberdiniz. Evet. 5 yıl sonra o mu ayrılmak istedi? Hı hı. Evet. O ayrıldı. Ayrılırken de bir şey söylemiş sana. Niye ayrılıyorsun? Ben sormuştum niye ayrılıyorsun diye. Hani işte seviyordum falan. Şaka yapmıştım dedi. 5 yıl şaka yapmış abi. Ne? İlginç. Buna sana bir şey söyleyeyim. Senin şarkılar da yetmez buna. İlginç. Vallahi. Vallahi yetmez yani. 5 yıldır kız peki belki evlenmiştir şimdi bir şey olmuştur. Yok şu an o da başkasına aşıktı. O da şimdi onun acısını çekiyor. O da onu terk etti. O da ona şaka yaptı. Bence hepiniz öbür adama... 5 yıl şaka ha. Enteresan evet. Bir mizah anlayışı varmış gerçekten. Sen şu anda yani ona geri mi dönmek istiyorsun? Öyle bir şey mi varmış? Yok ha. Yoksa niye geldin? Şiiri... Hadi ya sen... sen diyorsun ki ben şiiri okuyayım ona gitmezse bile gelen biri olursa diye. Ben şiiri ortaya salayım kim gelirse diyorsun ya. Yok hani şiir yazmıştım. Hem sizi görmek hem de zaten uzaktan gelmiyorum abi yakından. Nereden söylüyorsun? Burada Göztepe'de oturuyorum yani. Üst taraftayım. Bağcılar'ın üstünde. Bu stüdyonun üst tarafında hemen abi. Oğlum sen niye burada oturuyorsun da niye evinde okumuyorsun şiiri gelip bizim burada. Hem yani şiirin gideceği bir yerde yok. Oku bakalım şiirini peki merak ettim. Anlamadım. Ezberinde de yok ben. Abi heyecanlandım. Yazım çekiyor. Çocukken diz boyu kar ya. Çocukken. Ben bir şey söyleyeyim. 5 sene iyi idare etmiş seni. Gerçekten. Valla iyi yani. Bence sıkıntı yok. Abi yazılanı okuyamıyor. Biz önce ezberinde var mı acaba dedik. Onun olmadığını anladık. Ama zaten bu yazının da okunması. Peki gel. Oku. Çocukken diz boyu kar yağdığı zaman sobanın küllerini dökmeye giderdik ya. İşte o külleri dökerken savrulurdu bembeyaz karların üzerine. Benim kalbim de tıpkı o kar gibi bembeyaz, tertemizdi. Ve sen geldin küllerini savurdun kalbime. Artık ne beyaz kadar temiz ne de siyah kadar kötü kalabildim. Ama şunu bil ki savurduğun kül bir tek sevgime engel olamadı. Valla güzel. Abi adamın yaptığı hareketi gördün mü? Elimi öptü başına koy. Yani özür dilerim biraz önce de sıvadın yani. Harika iş yaptın ya. Mükemmel oldu ya. Yani. Allah Allah. O Beyaz Show tarihinde ilk defa elim öpülüyor. Buraları kesin. Vallahi kesin. Şiiri de kesin bu adamı komple kesin yani. Şu kısım bitsin gitsin yani. Teşekkür ederim. Geldiğin için. Son bir kısmetlerim vardı, onları da kapattın zaten. Allah Allah.